Şeyh Muhammed Muta el-Haznevi Hazretlerinin Ramazan-ı Şerif ve oruç, Allahu Teala'nın arzusunu nefsin arzularına tercih etme eğitimi konulu sohbetidir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemleri yaratan Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin al ve ashabının üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, inanın ki Şeyh Hazretlerinin müritlerini bu şekilde gördüğüm zaman sizlere nasıl bir hitapta bulunacağımı, ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Değerli kardeşlerim, inanın ki ben her zaman sizinle beraber olmayı diliyorum ve hatta sizden ayrıldığım zaman bu güzel yüzlerden, bu nur alametleri yüzlerinde görünen toplumdan ayrıldığım zaman sadece bedenimle sizlerden ayrılıyorum. Kalbimle daima sizlerle beraberim. Değerli kardeşlerim, sizlerin bu acizane fakirin omuzlarına yüklediğiniz bu güveni, bu iltiması şuur ediyorum ve diliyorum ki Allahu Teala aramızdaki bu bağı güçlendirsin ve devam ettirsin. Değerli kardeşlerim, babam Şeyh Hazretlerinden duydum. O şöyle buyuruyordu. Sahabeler radiyallahu anhüm, Ramazan-ı Şerif'e girdiklerinde birbirlerini tebrik ederlerdi. Ben de sizleri Ramazan-ı Şerif'in girmesinden dolayı tebrik ediyorum. Allahu Teala'dan niyazım odur ki, bu ayı taat ve ibadetle ihya etmeyi, bu ayda Allahu Teala'nın rahmetine kalbimizi hazırlamayı ve tövbe-i nasuh ile tövbe etmeyi hepimize nasip eylesin. Şüphesiz Rabbim her şeye kadirdir. Değerli kardeşlerim, oruç insanı Allahu Teala'ya yaklaştıran bir ibadettir. Oruç tutan kimse kendi nefsani ve şehvani arzularıyla mücadele ederek onları terk eder, Allahu Teala'nın isteğini yerine getirir. Böylece Allahu Teala'nın istediği nefsin isteğinden daha üstün, daha makbul olur. İkinci olarak değerli kardeşlerim, halis, saf muhabbetle Allah'tan korkarak ve sevabını ondan umarak orucunu tutan taat ehli kimselere Allahu Teala ahirette rıdvanını, merhametini ve büyük bir ecrini vaat etmiştir. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayı çok faziletli bir aydır. Allahu Teala'nın o ayı taat ve ibadet ile geçirenlere rahmet ve mağfiret ile muamele edeceğinden kişi Allahu Teala'ya yaklaşabilmek için bu ayda taat ve ibadetleri arttırmalıdır. Allah-u Teala bu yaklaşmaya sebep olacak Ramazan ayının orucunu üzerimize farz kılmıştır. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de mealen şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Oruç, sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi sizlere de farz kılındı. Böylece umulur ki takvaya erersiniz. Değerli Müslümanlar! Takva genel bir anlam ifade eder. Bütün hayırlara yakın olup, bütün kötülüklerden uzak olmak. Yani Allahu Teala'nın bütün emirlerini yerine getirerek, bütün yasaklarından sakınmaktır. Değerli kardeşlerim, oruç ibadeti, nefsin hastalıklarını tezkiye eden bir ibadettir. Tesirli bir ilaçtır. İnsan oruçla diğer insanlara ve Allahu Teala'ya karşı tevazu ile yaklaşır, oruç ile nefis dizginlenir. Değerli kardeşlerim, rivayet edilir ki Allahu Teala nefsi yarattığında ona sordu. Ben kimim? Nefis de cevaben sordu. Ben kimim? Allahu Teala onu çeşitli azaplarla azaplandırdı ve tekrar sordu. Ben kimim? O da tekrar sordu. Ben kimim? Ta ki Allah-u Teala onu açlıkla cezalandırdıktan sonra sorduğunda dedi ki, sen kendisinden başka hak mabut olmayan Yüce Hak Teala'sın. Ben de senin kulunum. Değerli kardeşlerim, oruç ibadeti nefsi dizginler, onun canını sıkar ve bu şekilde onu kulluğa alıştırır. Onu teskin eden kişiye nefsini eline aldırır ve istediği gibi onu yönlendirir. Değerli kardeşlerim, kişi oruç tuttuğu zaman Ramazan ayından önce kendi malı olan, kendisine helal olan yiyeceklerden,
içeceklerden kendisine helal olduğu halde Ramazan ayında bu yiyecek ve içeceklerden kendi nefsini uzak tutmaktadır. Anlaşıldığı gibi oruç ibadeti nefsi tezkiye ederken nefse kendisine helal olmayan şeylerden uzak durmayı da öğretmektedir. Nasıl ki Ramazan ayında kişi eşine yaklaşmıyorsa, böylece kendisine haram olan diğer insanların namusundan da uzak durmayı öğreniyor. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayının oruç ve ibadeti nefsi terbiye eder. Böylece nefis, Allah-u Teala'nın emrini yerine getirir ve yasaklarından sakınır. İşte Allah-u Teala'nın buyurduğu da budur. Umulur ki takvaya erenlerden olursunuz. Kişiyi Allah-u Teala'nın zikrine alıştırır. İnsan oruçla Allah-u Teala'nın kendisine verdiği nimetlerin kıymetini bilir, böylece oruçla nefsini tezkiye ve terbiye eder ve Allah-u Teala'nın taat ve ibadetini yapar. Değerli kardeşlerim, bir insan acıktığı, susadığı zaman aç ve susuz olan fakirleri hatırlar. İnsanlar Ramazan ayında fakir ve yoksulları fark ederler, onlara ellerini uzatır ve yardım ederler. Böylece Ramazan ayındaki oruç, nefisleri öyle bir dizgine getirir ki, insanların durumundan haberdar eder, onları unutmaz ve onlara hayır ve ihsanlarda bulunur. Değerli kardeşlerim, akıllı kimse bu faziletli ayı takva ve ibadet ile değerlendirir. Hakikaten bu ay öyle bir aydır ki, zayi edilecek bir ay değildir. Onun için bu ayı fırsat bilelim, taat ve ibadet ile geçirelim. Değerli kardeşlerim, Şeyh Hazretlerinden duydum, o şöyle buyuruyordu. Tüccarlar ticaret mevsimlerini, aylarını, günlerini beklerler. Ve o aylarda, o günlerde ticaretlerini yapabilmek için hazırlıklarını tamamlarlar. Değerli kardeşlerim, esnaflar, tüccarlar fuar mevsimlerini gözetlerler ve o fuar mevsimleri geldiği zaman on binlerce kilometre kat ederler, hal dermanını bulur ve oraya giderler. Büyük bir kâr elde etmek için yorulurlar, çabalarlar, gayret ederler. Değerli kardeşlerim, bu dünya tüccarları zor olan şeyi de kolaylaştırırlar. Geri kalmazlar, onu zor buldukları halde yaparlar. Halbuki ahiret ticareti daha kârlıdır. Ahiret tüccarlığı Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Allah-u Teala'nın rızası da hepsinden daha üstündür. Değerli kardeşlerim, Allah-u Teala ile ticaretin tamamı kârdır, onda hiçbir zarar yoktur. Ve Allah-u Teala ile ticaret rahmettir, afiyettir ve Allah-u Teala'nın rızasını kazanmaktır. Böylece Allah-u Teala ile ticaret edenler hep kâr elde ederler, hiç zarar etmezler. Değerli kardeşlerim, kesin olarak durumun değişmesi lazım. Eğer yolundan dönünce namazın da eksikliği varsa, böylece o Ramazan ayında o eksikliğini gidermesi lazım. Eğer Ramazan'dan önce taat ve ibadetinde, zikrinde ağırlığı varsa, bu Ramazan ayı sayesinde o eksikliğini gidermesi ve kendisini düzeltmesi gerekir. Değerli kardeşlerim, Ramazan ayından önce bunlarda bir eksikliği varsa, bir yolsuzluğu varsa, el alemin malına göz dikiyorsa, Ramazan ayı ile bu eksikliklerini gidermesi lazım. Eğer Ramazan ayından önce durumu iyi ise, Ramazan ayında daha fazla ibadet etmesi lazımdır. Yani mutlaka Ramazan ayında hatmelerine dikkat etmeli, zikirlerini ve huzur halini daha fazla çoğaltması lazımdır. Değerli kardeşlerim, Şeyh Hazretlerinin bir defasında sevgiden bahsettiğini duydum. Sevgi konusunda iki önemli husus vardır. Değerli kardeşlerim, bu hususlardan ilki, kişi aşıkların şiirlerini, kasidelerini, sevgiyle alakalı olan sözlerini çok çok okuyup söylemelidir. Bu şiirler, bu kasideler, bu ilahiler, muhiplerin kalplerine tesir eder, muhabbetlerini, sevgilerini artırır. Sultanul Aşıkîn İbnül Faruk radıyallahu anh'ın ve diğer aşıkların bu konudaki şiirleri gibi. Sevgi ve muhabbeti artıran ikinci husus ise, müridin sevgilisinin adının zikredildiği sohbet meclislerinde hazır bulunarak bu sohbetleri kaçırmamasıdır. Bu şekilde müridin sevgisi artacaktır. Değerli kardeşlerim,
Bundan dolayı sadatlarımız da, Şeyh Hazretleri de müritlere her ilde, her beldede ve her köyde sohbet yeri hazırlamaktadırlar ki müritler bir araya gelip Allahu Teala'dan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan, sadatlardan ve Şeyh Hazretleri Kudüs-i Ruh'tan bahsedilen sohbetlere katılabilsinler. Ve bu hususu sık sık tekrar ederek müritlerini teşvik etmektedirler. Değerli kardeşlerim, Allahu Teala'dan niyazım odur ki bu güzel ilimizi, Şeyh Hazretlerinin bu güzel evini ilim, ibadet ve takva ile mamur eylesin. Allahu Teala kendisini zikreden kimseler ile bu tekkeyi mamur eylesin. Allahu Teala bu tekkeyi huzur ehli ile daima Allahu Teala'yı zikreden insanlarla, Müslümanlarla dolup taşırsın. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi Şeyh Hazretlerinin tekkesi, buraya bağlı olan şeyhin, sadık muhiplerinin burada sohbetleri dinlemek için hazır bulunmaları, virtlerini çekmeleri, Allahu Teala'ya kulluk vazifelerini yerine getirmeleri, dinimizin emir ve yasaklarını öğrenmeleriyle mamur olur. Değerli kardeşlerim, burayı ziyaret ettiğiniz zaman, burada taat ve ibadetinizi yapmak, hatme, sohbet yapmak, Kur'an-ı Kerim'i okumak için ziyaret edin. Burayı sadece vakit geçirmek veya kendini teselli etmek için gasp etmeyin. Burayı Allahu Teala için taat, ibadet ve zikir için doldurun. Değerli kardeşlerim, önemli olan bu kalbi Allahu Teala'nın zikrine alıştırmaktır. Çarşıda, mektepte, iş yerinde, evde, nerede olursak olalım, kalbimizi Allahu Teala'nın zikrine alıştıralım. Kalplerimizi gaflete alıştırmayalım. Allahu Teala'nın fazl-ı kereminden niyazım ve ricam odur ki, bu faziletli Ramazan ayına taat ve ibadet ile geçirmemizi, zikre ve zikrimizi istenen şekilde yapabilmeye alışmayı ve bu Ramazan ayında bir daha dönmemek üzere nasuh bir tövbe ile tövbe edebilmeye bizleri muvaffak etsin. Rabbim her şeye kadirdir. Salat ve selam Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, âlinin ve ashabının üzerine olsun. Peygamber Efendimizin, âlinin ve ashabının, sadat-ı kiramların ve tüm Müslümanların ruhlarına El-Fatiha.